Merhaba değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda Kapadokya Ürgüp Mustafa Paşa yolu üzerindeki böbrek taşı suyunun bulunduğu yerdeyiz. İn Halit kardeşim. Benim arkadaş kameramanım sağ olsun. Böyle bu konularda bana her zaman yardımcı oluyor. Ben götürelim mi? Halit kardeşimiz. Onu alacağız, bekle. Halit benim kardeşimiz bizim bağlamamızı çalar. Sonra kameramanlığımızı yapar. Sonra böyle bizimle gezer. Yangın dolabını taşınmasını yapar. Arkadaşlar buranın konumu için mutlaka bana bu numaradan ulaşıp alabilirsiniz. Şimdi burası Kapadokya tarafı. Buraya gelmek için konum açmanız gerekiyor. Bir de şu suyun içerisinden arabayla gelmeniz gerekiyor. Arabanız ona göre büyük olabilir. Sıkıntı yok. Arabanın altı falan değmiyor bizimkine ama taksi değer. Bir de buranın tam dip tarafında yukarıdan gelen bir yol daha var. Oraya göre bir yoldan gelebilirsiniz. Şimdi bu su gördüğünüz gibi Allah tarafından kaynıyor. Ve işime hazır geliyor. Şimdi şu an çok duru hali. Gördüğünüz gibi buraya vatandaşlar çeşme yapmışlar. Böbrek taşı için taşı düşürmek için veya kum döküyorsanız kum için arkadaşlar bir numaralı şifa kaynağıdır. Mutlaka buraya gelin bu suyu için. Günlük 3 litre içmeniz gerekiyor arkadaşlar ve aç karnına gelmeniz gerekiyor. Şu an bugün söyleyeyim. Bugün 23 Nisan 2021. Ramazan olduğu için şu an niyetliyiz biz. İçemiyoruz maalesef ki. Arkadaş da içemediği için hala fotoğraf şey yapıyor, yapıyor. Hadi, arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman da en az 2 litre veya 3 litre içmeniz gerekiyor ki ancak şifa bulasınız. Ve bu suyu şişeyi doldurup bir yere götüremiyorsunuz hiçbir şekilde. Götürürseniz de anlık içmeniz, yani günlük içmeniz gerekiyor. Mutlaka burada içtikten sonra burada yürüyüş yapmanız lazım. Yürümezseniz burada vücudunuzdan bu toksinleri atamazsınız. Gelinmenin bir anlamı kalmıyor yani, bilginiz olsun. Ben nasıl kaynadığını bizzat siz kendi gözünüzle görün arkadaşlar, bakın. Lan nazar dedi bakana. Nazar dedi bakana durdu. Kaynıyordu. Durdu. Kaynayanı şöyle yapalım. Bakın şurada zaten nasıl kaynadığını görüyorsunuz yavaş yavaş, bakın. Dipten kaynıyor burada zaten. Dağlarda uzun saçlı bir sürü keçiler var, dolaşıyor zaten böyle. Bir sürü keçiler var dağlarda, geziyor böyle burada. Değil mi Halit? Dağlarda keçiler var, uzun saçlı diyorum. Nerede keçiler var? Var mı? Var. Tamam. Dur bakayım. Bir sen terliğimi giyerdim ya, rampa çakacağım deseydim. Tut elimden. Tut elimden. Kalk gidelim. Işkırık tuttu beni. Arkadaşlar gördüğünüz gibi vadi burası. Şimdi aslında bu vadi daha iyiydi ama bazı defineci arkadaşlar burayı mahvetti, biliyor musun? Ha geçen orada keçi varmış bakana. Burada keçi varmış Halit. Görmedim. Var orada. Şu yol gideceğimiz yol, tamam mı şimdiki bu yol? Aslında bu yol normalde buraya giderek geliyor. Ama direkt biz de bu yoldan geldik işte. İşte buradan mı gideceğiz? Sağdan gideceğiz evet. Arkadaşlar kıvırcık yollara devam edecek. Size bir isteğimiz olacak. Videomuzu izledikten sonra kanalımıza abone olup bu videonun altına yorum yapmanızı istiyorum. Olumlu veya olumsuz, iyi veya kötü. Yani teşekkür edebilirsiniz, Allah razı olsun diyebilirsiniz. Küfür etmeyin. Çünkü küfreden çoğu insan da şu anda hala savcılıklar, şu anda hala. Tazminat davası açtık. Yani
genç çocuklar, küçük çocuk arkadaşlarımız ve kardeşimiz var, tamam böyle. Kendi mez arkadaşlar var. Yorum yapıyorlar, küfür ediyorlar. Ondan dolayı ondan çoğunu şu an savcılığa verdik zaten. 8 kişi şu anda durduk yere küfür yazdıkları için savcılığa başvurduk. Kazandık da. 4 tanesini kazandık. Öbürlerini de bekliyoruz. Çünkü niye? Ben burada güzel video paylaşmışım arkadaşlar. O adam altına küfür ediyor. Burada bir hatamız yok. Bir küfür bir şey yok. Herhangi bir durum yok. Adam saygısızca küfür yazdığı için mecburen mahkeme sağ olsun %100 bizi haklı buluyor. O yüzden dediğim gibi bakın buradaki suya mutlaka gelin. Vadiye özellikle ben size göstereyim buranın durumunu görün diye. Geçen seneye kadar buraya gelip çadır kuran arkadaşlar vardı burada. Buraya çadır kurup burada kalıyorlardı. Herhangi bir sorun yok. 7-8 tane böyle çadır seven arkadaşlar çadırlarını gelip burada kurdular böyle. Güzel oluyor diye biliyorum. Ama ben kalmadım. Her şey gönlünüzde olsun. Allah'a emanet olun. Daha güzel videolarda da inşallah görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüzde olsun. İyi seyirler diyorum. Arkadaşım Halit İbiş. Kayseri'nin Yozgat köyünden. Hadi kalın sağlıcakla. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Esallah. Sağ olun. Kayseri'nin Yozgat köyünden. Ölümü ölürsen hatıra kalsın yapıyor biliyor musun?